Arzın fiyat esnekliğinden bundan önceki videolarda bahsetmiştik. Bu videoda biraz daha detaya gireceğiz ve bir arz eğrisinin tamamının veya bir bölümünün daha esnek olmasını ya da olmamasını sağlayan durumların neler olduğuna göz atacağız. Bu durumlardan arzın fiyat esnekliğinin belirleyicileri olarak da bahsedebiliriz. Düşünmemize yardımcı olması için iki farklı arz eğrisi çizdim. Arzın fiyat esnekliği dediğimizde arz edilen miktardaki yüzdelik bir değişimin fiyattaki yüzdelik bir değişime göre ne kadar hassas olduğunu bulmaya çalıştığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Örneğin fiyatın bu noktadan bu noktaya geldiğini yani arttığını düşünecek olursak bu fiyat açısından oldukça önemli bir yüzdelik değişimdir. Neredeyse %50'lik bir değişim olduğunu bile söyleyebiliriz arz eğrisini değerlendirdiğimizde de bu bölüm tam olarak dik olmasa da oldukça dik olduğundan arz edilen miktardaki yüzdelik değişim çok da önemli yani büyük bir değişim değildir. Eğrinin daha dik olan bu bölümlerinde dikkat ederseniz dikey eğriye çok yakın olduğunu da fark edebilirsiniz. Arzın fiyat esnekliğinin az olduğunu söyleyebiliriz. Eğrinin tamamen dik olan bir bölümü olsaydı bu bölümde arz esnekliğinin sıfır olduğunu söyleyebilirdik. Bu örneğe de bir göz atalım. Fiyatın bir bakalım bu seviyeden bu seviyeye geldiğini ele alalım. Bu defa oldukça küçük yüzdelik bir değişimden bahsediyoruz. Ancak sonuç olarak arz edilen miktardaki değişme bir bakar mısınız? Yüzdelik değişimin ne kadar da büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da arz eğrisi daha yatay olduğunda buraya göre daha esnek bir durumda olduğumuz anlamına gelir. Buraya da esnek olarak not alıyorum. Benzer şekilde elimizdeki arz eğrisi tamamen yatay olan bir arz eğrisi olsaydı da sonsuz arz esnekliğinden bahsediyor olurduk. Peki arz eğrisini esnek ya da daha esnek kılan durumlar nelerdir? Hemen bir senaryo düşünelim. Diyelim ki bu grafik üzerinde bu fiyatla başlıyoruz. Ve bu fiyatta arz edilen miktar da bu. Bahsi geçen mal her neyse bu malı üreten fabrikaların üretim kapasitelerini doldurduklarını ele alalım. Başka bir deyişle üretebilecekleri maksimum miktar neyse onu üretiyorlar. Üretimi artırmak ya çok uzun sürecek bir süreç olacak ya da belki de üretimi artırmak için gerekli kaynaklara sahip değiller. Belki de yeni fabrikalar inşa edebilecek insanların da daha önemli işleri olabilir. Hatta üretimde kullanılan kaynaklardan bazıları tükenmiş de olabilir. Dünya üzerinde üretilen petrolü ele alalım. Petrol belki de bu üretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Böylesine bir senaryoda fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin, insanlar her ne kadar daha fazla üretmek isteseler de üretemiyor olacaklar. Daha fazla fabrika olmadığını, üretimde kullanılan kaynaklara sahip olmadıklarını unutmayın. Evet, bu durumda arz edilen miktar biraz artabilir. Örneğin fabrikalar, daha doğrusu fabrikalarda çalışanlar fazla mesai yapabilirler. Ancak bu durumda bile üretilen miktar fiyattaki artış kadar artmayacaktır. Bu örneğe dayanarak varabileceğimiz birkaç önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Örneğin arzın esnek olmaması kısa vadede gözlemlenen bir durum. Ne de olsa hemen yarın yeni bir fabrika inşa etmek mümkün değil. Öyle değil mi? Benzer şekilde kısa dönemde üretim için gerekli olan kaynaklara da hemen ulaşamayız. Üretimde çalışacak insan sayısını da hemen yarın arttıramayız. Bu yüzden kısa dönemde gerçekleşen bir durumu temsil eden bir arz eğrisiyle karşı karşıya olduğumuzda arzın daha esnek olacağını söyleyebiliriz. Ek olarak bundan az önce de bahsetmiştik. Yeterli kaynağımızın olmadığı durumda fabrikaların üretim kapasitelerini doldurduğunu söylemiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üretim yapabilecek herkesi işe aldık ya da bu malın üretiminde kullanılan bir kaynaktan daha fazla yok. Bu durumlarda Arzın fiyat esnekliği daha az olacaktır. İsterseniz bir de bu durumu değerlendirelim ve esnekliğe nelerin sahip olduğuna bakalım. Burada da uzun vadede daha fazla kaynak bulabileceğimiz bir durumda olabiliriz. Uzun vadede daha çok fabrika inşa etmek de mümkündür, daha fazla insanı işe alıp eğitmek de. Bu yüzden de uzun vadeli senaryolar söz konusu olduğunda arz daha esnek olur ek olarak kapasitede ya da kaynaklarda demeliyim. Herhangi bir sınırlama olmadığını da not etmek istiyorum. Evet, kaynak sıkıntısı olmamalı. Bu fabrikaların üretim kapasitelerini doldurmadıkları ve fiyattaki küçücük bir artışta bile üretimlerini arttırabilecekleri anlamına gelir. Benzer olarak üretimde görev alabilecek insan sayısı da kısıtlı olmamalı ya da kullanılan kaynaklarda da bir sınırlama olmamalı. Fiyatlardaki küçük artışlar bile o kaynaklardan daha fazla kullanarak malın üretimini arttırabilir.